doğru davetiye gelir. Eğer bir aksilik olursa beni arayın, davetiye gelmedi diye ben takip ederim. Çünkü adresin şeyinizi hepsini verdim ben oraya. Eylül'ün sonuna doğru davetiyeniz gelmezse beni arayın. Otelde yeriniz ayarlanacak festivalde. Orada kalacaksınız. Filminiz gösterecek. Gala gecesinde zaten olacak. Ödül gecesinde orada olacaksınız canlı yayında. Bunların hepsini size aktaracağız. Ama Eylül'ün 20'sinden sonra davetiye gelmezse beni arayın. Hemen. Ben şey yapayım. Bir aksilik vardır ya adreste bir yanlışlık vardır. Onu unutmayalım. Bir de şunu soracağım. Eğer ki bu programın arkasından bu filmi göstermek isterlerse, filmin temiz bir bu kanal göstermek Var bende isterse temiz var yani. kopyası. Oraya getireceğim ben Antalya'ya. Getireceksiniz. O kopyayı ben sizden alabilirim. Yani ona bir izin vermeniz gerekecek. İzin Tabii, verirsiniz değil mi? Yani herhangi bir çünkü program belgesel amaçlı için herhangi bir ücret olayı söz konusu değil. Onu baştan yok, söyleyeyim. tabii. Onu izin verirseniz böylelikle hem film gündeme çıkar. Hem İSTV'de ve Türkmax'te yayınlandığı için gazete ertesi yani bir sonra yayınlanacağı ayın şeyinde olur. Dergisinde olur. Dergisinde haber olarak çıkar. Sizin fotoğraflarınız falan. Böylelikle diğer kanallar da sizi fark etmiş olacaktır bu filmi. Bu filmi gündeme alırlar. Renkli film olduğu için çok oynatırlar. Mesela Kanal Türk buna benzer kanalları oynatır. O zaman ben sizin adresinizi pas atarım o kanallara. Onunla sizinle irtibata. Güney Film mi işletmeciliğini yapıyor siz mi? Yani Güney haklı değil mi? Film'in işletti yani. Filmi 79 yazında mı çektiniz, 78 yazında mı? 79. 79 yazında. 78'de o kısa filmi yaptım. Kısa filmi. O kısa film nerede? O yanmış şeyi, kopyası evde duruyordu. Bir gün bakalım dedik, eskimiş. Tamam. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. 32 yıl sonra Yolcular filmi üzerine konuşmak için bir aradayız. 1979 yazında bu filmi çekmeye başladınız ve Antalya Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne filmi gönderdiniz. Müthiş bir serüven başladı ondan sonra. Bu filmi çektikten sonra Antalya Film Festivali'ne göndermekteki isteğiniz neydi ve yaşanan olayları bana anlatır mısınız? Şimdi Endişe Filmi iptal olunca Adana'da Yılmaz'ın o olaydan sonra Adana'da bizim yani Töpder öğretmen olduğum için Töpder İşçi Kültür Derneği, Genç Öncü böyle bir dernekleri bir arada toplamaya karar verdim ben. Bunlar hep bizim binada oluyor ama dört katlı. Hepsini topladık. İşçi Partisi de Beyecanım'ın o zaman onlar da yani bizim binaya yerleştiler. İşçi Kültür Derneği'nde benim yönetmem istediler. İşçi Kültür de çok yani yetenekli Ankara'dan çok yetenekli çocuklar var. Orada ben bizim binanın damında 200 kişi ayakta seyredecek şekilde işçi kültürün geldiler binaya şey yaptılar sahne tiyatro sahnesi. Ben orada benim konularımı tek tek yapmaya çalıştım. Seyirciler de o zamanın o en işçi kesimi, en yoksul işçi kültüre, öğretmenlere, Türklere filan hep üye insanlar. O kadar mutluluyorlar o tehlikeli günlerin tam temeliydi. Ben orada şeyi yaptım. Yarını, iyi günler, 1 Mayıs, 4 tane kadar konuyu tiyatro olarak yaptım, yönettim damda. Çok büyük etki yaptı. Fakat bütün gözler
bizim oraya o günkü şartlarda düşünün. O ölenler, o çizgide yaralananlar hep bütün binanın üzerine toplandı. 8 arkadaş öldü bizim o örgütlerin içinden. İççi kültürün çalışmalarını belediye salonlarında şeylere de hem tiyatro olarak yapıyorduk hem müzik Ankara temelinden geliyorlardı. Adana'da çok büyük bir geniş bir yankı uyandı bu. Bu arada o bir konuyu ben televizyonda yarışmanın şeyi çok tutulunca onu kısa film yapmaya karar verdim. O gün için paramız da yoktu. Telefonu sattık filan. Hüseyin Özşahin kameraman rahmetli olmuş o da. Evet. Onun kanalıyla Yılmaz'a da Kocaeli'nde haber göndererek ne gerekse ya olsan yap oradan dedi. Yap haberim olsun ama dedi. Biz orada kısa filme başladık işte. O anlattığım benim bisikletle, o gelen yarışmacı Mercedes'le çok etkili, güzel bir film oldu. Atıf abi hatta yarışmaya girmiştik. Ya ne kadar beğendiğim böyle film az olur diye haber gönderdi falan. Moralim de düzeldi. Bu ara bu olaylar çok hızlandı. Bizim binaya dönük pozisyonlar artık tehlike öyle çan çalıyordu ki ben de çark filmi de kurdum en alta bir de. Çok büyük çan kuruldu üzerimde. Yani fazla demeyeyim. Yani 2-3 ölüm çizgisi mevzusu oldu. 8-10 kişi ölmüştü. Anlattım bu arkadaşlara da. Burada benim Adana'da durma ihtimalim hemen hemen yani kalmadı. Haber yolladılar. Yani bir an evvel çark filmini kapat, buradan git diye. Beni seven karşı yönde öğrencilerim var. İsrar'la Yavuz Fuad'a bir şey olmasın diye. Hocam bir an evvel kapat git buradan. Bu ara da yolcuları da önce ben dizmiştim yani yapmak yönünde. Hazırlanmıştım kafamda. 6 sayfa kadar senaryo. Bir gün anladım ben hanıma da söylediğimde. Bir an evvel git şöyle bir ortalık olsun öyle yaparsın. Senaryoyu yapmaya ben karar verdim. İstanbul'a attım kendimi yani ölüm çizgisinden kaçma durumu oldu. İstanbul'a geldik 6 sayfaydı. Ama konu tamamen hani kendi elimde olduğu için çalışma programım, geliştirmem her şeyi İstanbul'da hazırladım ben. Yılmaz'a söylemedik ama yani böyle ölüm çizgileri şu bu filan demedik. O Halil'i tavsiye etti. Meral'ı ben seçtim. Aksoy'u Halil seçti. Halil, o Nurhan Aksoy'u. Yavuz Bey, şu kısmı detaylarını burada noktalayalım. Şu an konuşmada gidiyoruz. Siz filmi çektiniz, bitirdiniz. Onları sonra konuşacağız. Çektiniz, bitirdiniz. Antalya Film Festivali'ne gönderme niyetindeyiz. Bu kısımlar tamam. Şimdi bunu bana anlatın. Filmi bitirdiniz. Post prodüksiyon işlemlerini yaptınız. Festivale gönderme niyetindesiniz. Buralarını anlatın bana. Öbür kısmı sonra konuşacağız. Evet. Filmi Antalya Film Festivali'ne gönderme niyetlendi. Montaj çok sürdü. Ben İstanbul'da 4 ay kadar kaldım. Asistanlar da burada değil. Yarım yamalak yani yettiği kadar ama tabii çok yardımcı oldu arkadaşlar. Montajı falan yaptık. Zor güç Antalya'ya yetiştirdim. Ben götürdüm buradan otobüsle. Yetiştirdik. 10 gün vardı daha festivale. Oradakiler Yavuz'a da niye git burada yapma biz sana haber edeceğiz. Geleceksin yarışma günü diye. Böyle verdik filmi. Adana'ya döndüm ben. Ama hala devam ediyor ama ben çark pilimi söktüm binadan. Öbür örgütteki bazı pozisyonlardan geriye çekildik. Yani öyle filmi beklemeye yöneldim ben yani festivale. Bu arada sansüre gönderdiniz filmi. Yok film daha başlamadı. Sansüre değil, yarışmaya gönderdiniz. Yarışmaya gönderdiniz. Peki sansürün yasaklama yarışma hikayesi? Yarışma günü...
Yani Antalya'ya bilet aldık, gideceğiz işte. Ankara'dan Yıldıray dedi ki, abi boşuna gönderme, sansür takılmış filmin. Boşuna gitme dediler bana, dedi arkadaşlar. Sen öğren, sansüre takılmış. Ne diye gideceksin oraya, yapılmayacakmış. Dedi, biz o sene donduk kaldık tabii. Bir iki bölgeyi satmıştım ben. Yani orada oynattım festival başlamadan. Üç bölgeyi de satmıştım ki arkasına bir film daha yapacaktım ben. Yani onu hazırlamıştım. Meral'i bile saçını sarıya boyatıp çok güzel bir konu ikinci yapacak. Üç bölgeyi sattım. Antalya'yı, Samsun tarafını, Adana'yı, Diyarbakır tarafını sattık. Sözleşme yaptık. Ama bu arada... filmler bittikten sonra sansüre gönderiliyor. İşte, gönderildiği için sansürden siz cevabı çıkacak diye bekliyorsunuz. Ama sansür reddetti. Şimdi sansüre takılınca filmi iki ay kadar kardeşim Ankara'da sansürden çıkmasına çalıştı. Peki sansürde yasaklanma nedeni olarak size ne söylüyorlardı? En fazla söyledikleri işçi sınıfına selam. Ve o programı ağırlıklı söylediler. Yani internasyonal bir şey, yasak olan bir şeyi filme arkadaşlar söylemiştim. Böyle artık fazla derinine girmiyor. Öyle üzülmüştük ki ne derinini sorduk ne şu. Böyle. Peki işçi sınıfı ile ilgili olan o marşları veyahut internasyonelini çıkardığınızda sansür dedi mi yayını, bu ondan sonra bu filmi oynatabilirsiniz öyle diye? Öyle bir mevzu olmadı. Yani filmi komple yasakladılar. Evet. Bunu. Yani direkt şu değil, komple yasakladılar. Biz komple yasaklanan 3 ay sonra çıkarttık. Kardeşimin o tanıdıkları Ankara'da. Düzelttiler, oynayabilir dediler yani. 3 ay sonra. Öyle. Ama bu arada da... Bütün bölgeler bitti. Kimse daha sansürden sonra her bölge alamadılar. Biz bayağı sarsıldık çok ben yani. Ekonomik açıdan ciddi bir sarsıntı yani, geçirdiniz. Her yönden önümüzde hazırlamışız, gitmişiz. Fakat bir hevesten ikinci başlayınca, ikinci yani 80'den'e, buna bari girelim. Buradan dedik film bir derece alır yahut duyurulur etrafa, tekrar satarız dedik bölgelere. Bir ikinci şans doğar yani. İkinci şans olarak. Peki 79 yılında sansürün komple yasaklaması yüzünden festivale giden film, festival komitesi tarafından dedi ki biz yasaklanmış filmleri seyretmeyeceğiz, sansür diye bir şey yoktur. Bu arada sizinle birlikte Demiryol, Yavuz Özkan'ın filmi, Ömer Kavur'un Yusuf ile Kenan filmi, 3 tane film yasaklandığı için bütün festival protesto karşılığında boykot oldu. Yani aslında siz 1979'daki Türk sinemacıların bir araya gelme, jürinin bir araya gelmesinde bir başlangıç noktası oldunuz. Sizin filminiz. Peki bu arada yasaklanan diğer filmlerin yapımcıları, yönetmenleriyle kontak durumuna geçtiniz mi? Jüriyle, jüri falan size neler dedi? Jüriden çok ben Ömer'le konuştum. Bir onu çok severdim. Hem sanat, Ömer Kavur. Evet, rahmetli oldu. Hiç akıl almıyor yani. Çok severdim onu ben. Onunla konuşuyordum. Yavuz hiç dedi dokunma. Bunu dedi zaten dedi... yasaklayan bir film üzerine de fazla gitme dedi. Bekle bakalım dedi. Şu dedi, biz de dedi yani mevzumuz böyle böyle. Ben fazla tabii İstanbul şeylerle de irtibatım yok. Yeşilçam'a hiç girmemişim. Böyle bir film Yavuz nasıl yapabilir diye şaşırdılar. Halbuki benim o 4 tane o tiyatro işçi kültürden yaptığım tiyatroda tamamen yönetmenliği kavradım. Kare kare o çocukları oynattık. Yani birdenbire olmadı. Yeşilçam'dan gelmemişiz. Yani yönetmen yönünde eksiklerimi biliyorum ben. Ama zamanla olacak, daha iyiye gidecekti. O ikinci filmde. Öyle bir elbette şeydi. Ki ilk film eksiklikleri her zaman söz konusu olabilir. Ama bu bir aşamadır. Bir sürü usta yönetmenin ilk filmlerini de biliyoruz. Daha sonraki gelişmeyi. Yani bir şanssızlık, bir olay sizin sinema hayatınızın önüne resmen bir ket kurdu. Çok büyük ders şey oldu yani. Evet. Hem ekonomik açıdan çok büyük bir darbe aldınız.
Hem çevre olarak. Çevre olarak hem ertesi yıl yarışmaya katılsanız bile sinemadan soğumanıza sebep oldu bu. Soğumadan çok. Profesyonel sinemadan soğuma anlamında. Hayır söyleyeyim. Yok. Ertesi yıla yani girip tekrar bir şey duyurup edilirse satabiliriz, devam ederim diye ben istiyordum. Yani 5-6 konu vardı benim. Yani üst üste yapabilecek. O tarz hazırdım ben mevzuya. Öğretmenlik hayatınız var. Zaten oradan gelen evet. bir kalem kuvveti var. Senaryoyu, filmin senaryosunu siz hazırlamıştınız. Evet. Efendim? Bir şey mi var? Seslendiniz mi bana? Yok. Şimdi bakın, o suya çizgiden de kurtarmaya çalışıyorum ben yani. Anladınız mı? Ama adam hareket ediyor efendim. Arkadaşım devam edelim mi? Tabii ki. Hı. Böylelikle profesyonel sinemacılıktan uzaklaşmış oldunuz. Aslında bu tür sansürün gadrini filme olmasının haricinden bir sinema aşıklısı, sevdalısı da sinemadan uzaklaşmaya sebep oldu profesyonelce olarak. Başka filmler yapabilecektiniz, belki sinemamıza çok güzel yeni yapıtlar kazandırabilecektiniz. Şanssızlığınız ertesi yılda devam etti sizin. Ertesi yıl bu boykota katılan filmleri, sansürlenen filmleri hepsini tekrar davet ettiler yarışmaya. Siz tabii heveslendiniz gitmek tabii, için. Evet. Fakat evet siz anlatın burasını. Evet işte yani öyle bir sevindim ki hem de ben Antalya'ya teşekkür gibi geldi. Yani düşünmüşler diye. 12 Eylül'e bilet aldık. 13'ünde başlıyordu şey Antalya. Çocuklar da Ereğli'de, Konya'da. Ben yalnız bavulu akşam doğru hazırladım. Sabah otobüsten de arkadaşlar Antalya'ya bizim öğrencilerim vardı. Almışlardı. Sabah kalktık 12 Eylül'de gitmeye bavulu falan. Radyo sesleri, televizyonlar. Vallahi donup kaldık yani 12 Eylül darbesi Kenan Evren'in şeyi. İşte artık ne bileyim ne desem ki yani. Valizinizi alıp geri döndünüz evinize. Ne bir şanssızlık, nasıl? Yok evden çıkamadım. Çıkamadınız. Bavulu aldık. Sesler etraftan geliyor. Bu nedir dedim ben de binadan. Bir iki açtık şeyi. Peki evet. Tamam 12 Eylül oldu ama 15-20 gün sonra tekrar bu festival yapılır falan diye düşündünüz mü? Hiç düşünmedim. Ülkede bambaşka size bir onun için o kadar ki bu... Yani gerçekten büyük bir şey oldu bana. Söyledim ya. Evet, 32 yıl sonra sizi aradığımızda... Yani vefanın, insanın en güzel örneklerinden, doğanın verdiği hasletleri insanın en büyüklerinden biri vefa. Yani onu ben gerçek çok, yani öyle mutlu oldum ki ben. Filmin bu ikinci plandı. Şimdi filmin sinematografik açıdan baktığımızda eleştirmek veya doğru yanlış yanlarını söylemek ayrı bir şey. Evet. Artık o film sanatsal açıdan değil bir kült film olarak değerlendirme içerisinde Türk sinemasının en şanssız filmlerinden birisi. Ne yazık evet. ki sizinle birlikte bu şanssızlığı beraber yürüdünüz. Ve 32 yıl sonra bu projemiz gerçekleşince İlk aklımıza gelen sizinle kontak durumuna geçmekti. Çünkü bu filmin bir hikayesi de var. Bu filmin çekimi hikayesi, kast hikayesi, bütün gücünüzü koymuşsunuz, müzikler, her şeyle başlıkta bambaşka bir hikayesi var. Yıllar sonra bir ahde vefa olarak Türkiye'deki yaşanılan olayların sizin hayatınızda bir gadreye uğramayı yansıttı. Bir kara sayfanın silinip beyazlanması için bir çaba olarak değerlendirin 32 yıl sonra. Burada tekrar... Yalnız şunu yani söyleyeyim. Hı-hı. Bir karesi bile pişmanlık duymadım. Tek bir karesine dahi. Yani hiçbir pişmanlık etmeseydin para bilmem ne kalır. O zaman birileri dedi Yavuz gitme. Bu filmin yerine 12 tane o gün araba alırsın filan mağazayı sattık. En altta bir yer vardı.
Zaten ben gidince önden haber yolladık o mağazayı, o tırana. Ne varsa ne yoksa parayı gönder dedik. Yani öyle yaptım ben o filmde. O mağaza için 12 tane araba o gün alınırdı. Fakat yani bunu söyleyenlere gülüp geçtim ben. Bir karesini bile değişmem bugün dahi. Bir karesi. İşte onun için, onun için 32 yıl sonra sizi arıyoruz. Yapılan iyi şeyler hiçbir zaman unutulmaz ve tarihe geçecektir. Siz de Türk sinema tarihi içinde yerinizi aldınız. İnşallah 32 yıl sonra ahde vefa dediğimiz olayda hiç olmazsa geç kalan altın portakallardan bir... Yok, o ikinci derece. Yani ikinci bölüm kazanıp kazanmamaktan öte bu filmin oynaması bile, gündeme gelmesi bile ve sizin tekrar gündeme gelmeniz bile çok önemli. Çok önemli. Benim için yani bu o zaman girip kazansaydım ondan çok farklı. Bu çok daha değerli benim için şimdi. Yani filme de bakıyorum, 32 yıl evvel söylediklerimizin %90'ı aynı devam ediyor yani o günkü söylenenler. İnanın Yavuz Bey, benzer konuyu diğer filmlerle ilgili yaptığımız çekimlerde de gördük. Hala sorunlar devam ediyor. Evet. Türkiye'de. Tabii. 32 yıl önceki sorunların devam etmesi şekil değiştirmiş, biraz metamorfoza uğramış yani. Teknolojiyle birlikte gelişen noktalar sorunların da şeklini değiştirerek hala devam eder vaziyete gelmişler. Mesela onu hiç herkes bir türlü kavramadı. Ben filmde o işçi sınıfın eğlencesinden dönerken kucağımda çocuğun vurulmasıyla teröre o gün o kadar önemli ben damga vurmak istedim ki çocuğun o gün gördüğü şekillerle taranması, ölümü ve benim Adana'da olan bir olaydı o. Kazmayla mezarına gitmem şeye. O teröre o kadar isterek vurdum ki onu ben unutulmasın diye. Çok bilinçli yaptım onları ben hep. Adana'da olmuştu bir baba öldükten sonra gidip mezardan çocuğu çıkartmaya çalışıyordu. Çok önemli terörün nasıl bir şey olduğunu ben bilhassa çocuğuma karşı yapılan olayı da koydum. Bunları yani, biraz sonra tekrar konuşacağız. Evet. Biz şimdi festivalle ilgili kısmı bitirdik. Şimdi filmin hikayesine geçeceğiz. Serapcığım, şimdi film hikayesini geçeceğiz. Bir filmin hikayesi bölümü oluyor. Şimdi film hakkında konuşacağız. Bana kastı falan nasıl yaptığınızı, işçi sınıfının müziklerini, nasıl yönetmenliğinizi sıradan anlatacaksınız. Evet, şimdi başlayalım. Tekrar hoş geldiniz diyerek size gireceğim. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Yolcular filminin yapımcısı, yönetmeni, senaristi Yavuz Pağda. Efendim, bir filmin hikayesi programında Yolcular filminin yapılış ve sonraki macerasını, serüvenini bize anlatmanızı isteyeceğiz. Yolcular filmini nereden hareket ederek, konuyu nereden hareket ederek yapmaya karar verdiniz? Şimdi filmdekiler belli bir büyük toprak sahibi, Adana'nın Çukurova'sını düşünün. O toprak sahibisinde yanında tutma diyorlar, şey filan diyorlar. Çalışan iki kişi, halaoğluyla biz 30 senedir hemen hemen çalışıyoruz. Burada mülkiyetin, yani temel olan mülkiyetin nasıl insanlar üzerinde, neden, nasıl, nelere mal olduğu birincisi. Yani bu temeldi benim. Çukurova'nın o toprakları, o zengin toprakları, uçsuz bucaksız toprakları içinde bu iki kişinin dutma olarak Diyarbakır bir yerlerden gelen, çalışarak emeğini karşılayamayan bitişi var burada bir. Tabii bu temel çok. Bununla beraber o toprak üzerinde çalışan, iş bulamayan insanlar var. Yanına fabrika geliyor. Tabii toprak ağası için daha kıymetli olan o toprağın satışı yine mülkiyete dayanıyor.
iş bulamayan orada hem tarlaların, o büyük tarlaların içinde hem fabrikanın dibinde işsiz insanlar var. İşsizliğin temeline yatan çocuk orada diyor Ahmet. Diyor orada anlatırken küçücük ama temeli söylüyor. Halaoğlu, bu topraklar kolektif kullanılsa kim işsiz güçsüz kalır burada diyor. Kolektif tarlalar için o kadar önemli bir şey ki. Kolektif kullanabilseydi, onu orada vurguluyoruz. Hangi çocuk işsiz güçsüz bu koca tarlalarda kalırdı Ahmet abi diyor. Orada o temeli vuruyorum ben. Peki bu filmin içerisinde bir sanayileşme ile ilgili bir sinyalleri veriyorsunuz. Evet. Tarım arazilerinin içerisine fabrika yapılması. Evet, giriyor. İlk önce toprağın normal değerinin 3-4 katında bir para ediyor fabrika olunca. Ama bir daha geri dönüşü olmayan bir sorun var. Mümbit, tarıma, zirayeye açık araziler ortadan kalkıyor. Tamam. Fabrikalar daha bozkır ve kıraç yerlerde yapılması gerekiyor. Bugün Çukurova dünyanın en kıymetli toprakları. 1'e 3 veren, bir yılda 3 kere ziraat yapılabilecek şansa sahip bölgeler, sulamalar. Hatta siz Aslantaş Barajı'nın DSE sulamalarına teşekkür edersiniz orada. Demek ki ciddi bir sulama var. Evet. Ve toprağın Mümbit'e çıkıyor. İlk belki çevreciliğe sinyal veren filmlerden bir tanesi. Fabrika yapımına karşı olmak değil, fabrikaların yanlış yerlere yapımına karşı olmak var bu filmde. Orada o çocuk kahvede söylüyor halıbolu. Yani o kiraya gelmek isteyene çocuk o kadar bilinçsizce söylüyor ki. Bir diyor karım da hamile diyor. Buradan bir ev kiralayacağım diyor. Neredeyse yüzüne tükürecek, burada ev yok diyor. Şimdi oradaki insanların şeyi, düşmanı göğe fabrikanın yapılmasından kaynaklanıyor diye düşünüyor. Halbuki tam ters oluyor. Sanayinin gelişmesiyle bunların kalkınması gerekiyor. İkisi de çelişki burada. İki yönlü bir çelişki. Hem yaşayanların, o satıldığı zaman boşa gidenlerin hayatlarının bitişi oluyor. Hem de yine de o tarlaların bile gitmesi, sanayinin geliştiği halde iş bulunamayan bir çizginin yanlışlığı var orada. O temelde. Filmin ana konusunun bu çerçevede hareket ettiğini görüyorsun. Evet. Yani ciddi bir sosyal yaraya parmak basmışsınız. Evet. Fakat yan örgüler eklemişsiniz filme. Örneğin Halil Ergün'ün kızının kaçması hikayesi. Şimdi Halil Ergün'ün oynadığı tipleme içerisinde kızının kaçmasına bu kadar büyük reaksiyon göstermesi, o yöre insanlarına ait bir tepki ama Halil daha farklı, vizyonu geniş bir insan. Neden bu kadar ağır bir reaksiyon göstermeye sağlattınız? Yani bu da şeye gelip dayanıyor. Kan davasının temeli nereden kaynaklanıyor? Bakın mesela orada kızı seven çocuk, bizim o çocuk evlenebilmek için işi olması lazım. Kız da diyor bunu. Yani ne oluyor? İşsizliğin temelinden yatıyor bir kaçma. İşsizliğin temelinden yatıyor. Yani orada da iş bulamayan bir insanın kızının kaçması kan davasına nasıl yansıdığını göstermek istedim ben. Yani kan davasının temeli Halil'in İstanbullara gitme. Orada kimi bulsa kızını da öldürecekti öbürünü de. Biz orada yine nispeten başka bir açılarla birleştirdim ben onu. Yani direkt bir kan davası, halbuki yapacak çizgi. Kan davasının temelleri ekonomiye dayanıyor, işsizliğe dayanıyordu bu. Halil'in kızına bu kadar ağırlık vermem. Oraya dayanıyordu. Şeyle bitirmemiz, onu Halil'in artık şuraya geliyor fakat senin bir kızının terörde öldükten sonra mezere kadar o etkide bir babanın duygusuna, o terör duygusunu galip getiriyorsun, silahını attırıyorsun. Peki buradaki oluşturduğunuz iki ana aile var, yani Halil'in ailesi, evet, ve sizin aileniz. Bu ailenin kökenleri
Adana'ya sonradan çalışma için gelen ailelerin kökenleri, yani Urfa, Mardin veyahut da oradan, Güneydoğu'dan gelen aileler. Yani Urfa'dan, Diyarbakır o köylerinden gelip Adana'ya yerleşmiş. Yerleşmiş 20-30 sene önce. Yani sezonluk işçi konumunda geliyorlar ama ondan sonra yeri beğenip Mümbit oraya yerleşip bu köylere ulaşıyor. Yani siz o zaman iki ayrı bölgenin bir sentezini oluşturuyorsunuz. Çukurova, yani bu insanlar Çukurovalılaşmış ama kökende Güneydoğu köken. Evet. Mesela kahve sahneleriniz var. Bu kahve sahneleri lümpen bir tiplemeyi gösteriyorsunuz orada. Evet. Halil'in tiplemesini. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Filmi çektiniz, kurgulama dönemine girdiniz. Filmin kurgulamasında ilk bölümde müthiş bir ova zenginliğini gösteriyorsunuz. Plan plan gösteriliyor. Jenerik akarken kafa sesiyle bir şiir okunuyor. Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'ndan bir şiir. Neden bu şiiri tercih ettiniz? Yani çok etkili bir şey. Yani o yani Türkiye'nin en büyük eksikliğiydi bizim. O beraberlik var ya, beraberliği. Bugün Türkiye halkının en büyük eksikliği bir beraberlik duygusu. Çok az yani. Bilhassa onu çok sevdiğim için bilhassa filmin yani etkinliğini arttırıcı ve Türkiye'ye bir misal olarak ben o beraber... Filmin konusuyla değil, film başlamadan önce siz mesaj veriyorsunuz. Beraberlik, yarın yanından gayrı diyorsunuz. Evet. Her yerde hep birlikte, hep beraber. O zaman bir parça baktığımızda ilerideki sahnelerde işçi dernekleri, aydınlanma süreci içerisinde kişilerin kooperatifleşme veya sendikalaşmayı mesajlarının bununla birleştirmek istedim. Evet, birleştiriyoruz onu. Sendikadaki o müziksel koronun yapıldığı yerde duvarlardaki afişler çok önemli. Onlar bir nevi bu şiiri bağdaştırıyor o yani birleşmeyi. Tek olarak işçi sınıfının o günkü yapıda örgütlü mücadelenin... Simgesel slogan halinde diyebiliriz bunu. Yani evet. Bir mesajı veriyorsunuz Türkiye'nin en büyük şairiyle. O yıllarda Nazım Hikmet daha yeni yeni Türkiye'de uzun bir aradan sonra açıklığa kavuşmuştu. Belki onun için de yasaklanmış olabilir. Ama evet. Nazım'la ilgili o zaman bir sürü Nazım'ın eski oyunları oynardı. Dostlar Tiyatrosu'nda, Ankara Sanat'ta, Yusuf Filomen Ofis, İstasyon, bu tür oyunlar çok oynadı. Ama sinemadaki sansürü bilemiyoruz. Evet, belki etkili olmuş olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Yani. Aslında konuşurken şu an Ali Özgen Türk'ün At filmi Japonya'da Tokyo Film Festivali'nde birinci olunca onlar bir büyük ödülü verdiler ama bir şart vardı büyük ödülün alınabilmesi. Bu parayla film yapacaksınız diyorlardı. Ali Özgen Türk'te Suda Yanar filmini yaptılar. Nazım Hikmet'in hayatını anlatan bir film yapmak isteyen yönetmeni anlatıyordu. Ama Nazım Hikmet'in direkt adını kullanamamıştı. 87, 86, 88 yıllarından söz ediyoruz. Belki de haklısınız. Şair diye geçerek kullanmıştı. Direkt Nazım'ın adını ve bu şiiri kullanmanız da bu filmin yasaklanmasına etken bırakmış olabilir. Artık onu iyice şimdi ne desem bilmiyorum. Evet, bilmiyoruz. Aslında biz şu anda bir faraziyelerle konuşarak filmin yasaklanma sürecinden bahsediyoruz yani bir taraftan. Ama gidişin emeğin ve işçinin alın terinin, akıl terinin yönüne doğru gidişi de vurgulamaya mecburduk. Bitişi de filmin zaten nereye gidiyorsun dediğinde emeğin, alın terinin, akıl terinin yönüne doğru gidişi söylüyoruz. Yani bir örgütlü belli bir gücün daha etkin olacağını, daha güçlü, daha büyük halkını katkıla kalkındıracak çizgi olacağını vurguluyorduk. O gidiş son sahne. Mehmetlere doğru diye. Filmin müziğini İşçi Kültür Derneği'ne yaptırdınız. Adana'daki bu derneğin
Merkezi Ankara'ydı. Biz Adana'da ben onu yönetiyordum. O gelen arkadaşların etkinliklerini biliyorum. Çünkü ben Ankara'ya hem her hafta gidip geliyordum. Onların müzik çalışmalarını, her şeyini görüyorum. Çok profesyonel bir kayıt görüyorum. Bu arkadaşların kayıtları nerede yapıldı? Marş kayıtları birlikte, stüdyoda. Onların şeyini aldım ben. Adana, şimdi Ankara'ya geldim. Şimdi iki gün kaldım orada. O arkadaşlara dedim, ne kadar müzik yapan şeyleri bana dedim, müziklerden yaptı, çalın dedim. Yani 10-15 filmden ben o iki taneyi seçtim orada. Bir de müstakil söyleyen bir çocuk var. Onları ben seçtim. Dinleye. Çok onlar daha önce yapılmış kayıtlardı. O seçtiğiniz parçaların şeyleri daha önce stüdyoda kaydedilmişti. Siz onları seçerek filmde kullandınız. Stüdyoda şöyle yani çocuklar hazırlamış notaları elinde. Yani henüz bir şeye girmemişler. Ha, daha girmemişlerdi. Notalarını aldım ben. Yalnız dinledim ben. Dinledim bunların notalarını dedim o çocuğa, arkadaşıma. Bu ikisini dedim, istedim. Öyle getirdi çocuklar saf saf. Şimdi nerede bu çocukların her birine? Yani hiç teşekkür bile edemedik yani. Amatör, tam pırıl pırıl çocuklar ya. Çok değerlidir o iki müziğin de şeyi. Peki bunları bu çocuklar kendileri mi seslendirdiler sonra? Şeyi birisi seslendirdi, bir tanesi. Bilmiyorum. O şeyden çıkarken öbürlerinin müziğini İstanbul'da bir yerde Uba'yla dediler, onunla şey yap. İstanbul'da yaptırdım onları. İstanbul'da yaptırdınız. Evet, notalarını aldım, İstanbul'da yaptırdım onları. Geldim, dinledim, yerlerini oturtturdum montaj sırasında. Çünkü çok güzel bir koro tarafından seslendirilmiş. Çok güzel, evet, gerçekten. Çocuklar, yani o gün değilseniz onları Adana'ya geliyorlardı böyle. O kadar etkili çocuklardı ki özellikle yani onları ben koydum oraya. Şimdi kastı nasıl yaptınız bu filmi? Senaryoyu yazdınız. Yönetmenliğini yapacaksınız, yapımcılığını yapıyorsunuz. Kast çok önemli. Kast, yani oyuncular, örneğin Halil Ergün'ü neden tercih ettiniz? Halil'i o zaman birazcık da Yılmaz'ın etkisiyle, onun bir filmini yapmıştı. Halil'i lümpen şeklinde, yani o köyden artık şehirleşme arasında şoförlük de yaptığı için Adana'nın lümpen tiplerinde ben onu öyle düşündüm. Bira içmeleri, stasyondan dönüşte duvara bilmem işemesi. Evet, evet. Mesela onun gibi lümpen fakat çocuklarına çok bağlı bir baba. Yani böyle o lümpenliğin arkasında çok evine bağlı bir kişi. Onu belki daha zenginleştirebilirdim Halil'in şeyini. Aslında 1970'li yıllar geçiş dönemi. Nasıl bir geçiş dönemi? Televizyonla birlikte başlayan bir hayat var. Bu hayatın içerisinde kişiler hiç bilmediği bir dünya ile karşılaştırır. Amerikan dizileriyle birlikte. İşte Halil'in duvara işeme sahnesinde olduğu gibi. Şeye, hakeme maçlara gitmesi, evet. Hakeme ayakkabı atması. Yani buna bunlar... benzer çok ilginç sahneler var filmde. Çok iyi bir gözlemciliğiniz var. Çok ilginç filmin birbirlerine geçiş sahnelerini bağlama stili geliştirmişsiniz. Halil'in lümpen tiplemesi, araba kullanması, arabasındaki süsler, aynadan sallanan, konsolundaki arabasının çok meraklı. Böyle daha bir 124 arabanın veya o bir Türk arabasını çok şık hale getirmeye uğraşıyor. Ama bira şişesi elinden hiç düşmüyor. Türkiye'nin bira ile tanıştığı yıllar, daha önceki dönemlerde bira farklı bir anlayıştaydı. Özel sektörle birlikte biranın patlama dönemine geldi. Artık her kahvede, her yerde bira içiliyordu. Fakat bizim içki içme alışkanlığımız farklı olduğu için Batılı'dan daha farklı bir içki içme alışkanlığımız var. Batılı birayı serinlemek ve rahatlamak için bir tane, iki tane içer. Ama biz onu masaya koyarız kahvede. Aynı rakı sofrası gibi uzun uzun sarhoş olana kadar o biralar içilir.
Halil'de onu görüyoruz. Halil'in bir de arabadaki o arabesk bir müziği koyduk bilinçli olarak o. Orada arkada da oturan o en büyük Adana sendikasının başı Selahattin'in kardeşi o. Yani o mücadele içinde Adanalı bir çocuk o, olarak koyduk yanında oturan da. Tabii çocuk o arabesk müziği delmendi orada arabada. Yani o tam ters. Kapat şunu filan dedirdik. Ki arkadan o bizim gittikleri müzik sahnesiyle şey karşılaştırsın diye koyduk biz onu. Halil'in dinlemesini ona. Bir noktada aslında arabesk müziğe karşı olmaktan öte arabeskteki pesimist sözler... Arabesk yani şöyle benim kendi şeyim şöyle. Güzel olan gerçek her müzik insan hoşuna gidiyor. Duygusuna, temiz yanına, güzel yanına, doğruya çıkışa dönük her müzik insan için en önemli. Ama bize yıkıma götüren, böyle bitiren... Bunlar sözlerden kaynaklanan bir şey. Daha evet. Çok böyle kaderciliğe, batmaya, ölmeye evet. Falan teşvik eden, karamsarlığa evet. Teşvik eden sözler oldu mu? Bu sefer dinleyen kişiyi... günlük hayattan soğutmaya itiyor. Evet. Çalışma performansını düşürüyor, kaderciliğe itiyor. Nasılsa kötülük var, kötü evet, olacağım. Evet. Ne diye ben hayatta mücadele edeyim? Mücadele o işini ortadan kaldırıyor. Siz orada işaret ettiğiniz nokta oydu. Arkadan çünkü o iki sınıfının korosu var. Yani nispeten kıyas etsin seyirci dedim. Şu müzikten şunu. O çocuğun şeye giderken fabrikaya çıkışta söylediği o damlalar birikir denize doğru mesela. Ne kadar önemli. Bu halkımız bunu bilmez mi? O işte şeye binip fabrikaya gidiyor ya. Yani çok bilinçli Halil'in onlar. Halil'in performansı da çok iyi orada. Gayet iyi evet. Bir oynamış. Zaten lümpen tipi o kadar iyi vermiş ki bunun arkasında Halil'in karısını oynayan Nurhan Aksoy. Nurhan Aksoy'u tercih etmeye. Onu Halil bir şey yaptı. Halil yani. Önerdi evet. Size. Evet. Yalnız çok başarılıydı yani Nurhan. Evet. Belki de Nurhan Hanım'ın sinema hayatında en iyi performanslarından biridir. Siz evet. De yüzünü çok iyi kullanmışsınız Nurhan Hanım. Çok yakın güzel, plan evet. Çekişleri. O kuzunla ilişkilerde. Peki falan. Çok hoş bir tip daha vardı. Eski klasik Yeşilçam'dan bir küçük rollerde oynayan Nermin Hanım'ı çağırdınız. Nermin Özses. Yani Halil'in annesini oynayan, sürekli beddua eden çok sevimli kadın. Türk sinemasında 60-70 yılların ortalarına kadar bütün filmlerde neredeyse vardır Nermin Hanım. Yani onu seçme nedeninizi hatırlıyor musunuz? Yani öyle birisi lazım. Ben iyice Rauf abi, o benim Halavoğlu filmdeki Halavoğlu prodüksiyon amiri. O yani bu tarz şeyleri bana bırak dedi bu şeydeki. En saygılı olan, en de etkili, karakterli olan kişiler bilhassa ben onu söyledim. Yani şeye uysun dedim ekibimizin hepsini. O tarz. Uyumlu birisi olması evet. Hem tecrübeli olması gerekiyor. Film o yıllarda ham film çok kıymetli. Hadi ince bulmak bile çok zor. Benim işte onu hiç unutamam. İki sahne eksik filmde. Biri son sahnede. İskenderun Demir Çelik o fabrika. O otobüsü o Demir Çelik'e her gün giden en az 500'den fazla şey o büyük çelik fabrikasına giren şeye götürüyorduk İskenderun'da. O fabrikanın içine o arabaların gelişi ve fabrikaya gidişi çok önemliydi. Yetmedi. Adana'dan büyük bir işçi kitlesi her gün İskenderun'a gidip geliyordu. İskenderun'a o fabrika da o gün en büyük. Tabii Demir Çelik fabrikalarının en büyük. Evet. O zaman Karabük'te var. İşlerini gördüm, otobüslerin oraya yaklaşıp çoğalıp. Onu, o sahneyi şeyim olmadığı için yapamadık. Emin olun ya, onu bayağı içime battı ama. O günde biraz işte
Kızamadık da ilk şey... Film olmadığı için mi? Han film olmadı. Olmadığı için. O han film, o yıllarda büyük sorun, İSKAK çıkarılması, film temin edilmesi. Yani şu anda herhangi bir filme giden kişinin öyle bir çekecekse sorunu yok. Dijital sistem gelişti. Beğenmediğini sil, yerinden kaydet. Aslında ne kadar zorluklarla film yaptığınızı görüyoruz. Evet. Ve emeğinize büyük saygı duyuyoruz. Sağ olun. Nermin Hanım, aslında asıl ismini biliyor musunuz? Silvia Pampanini. Öyle mi? Evet, Nermin Hanım. Türk sinemasının Levanten ailelerinden gelen. Ama müthiş bir yüz var Nermin Hanım'da. Çok güzel oynuyor. Yani o Halil'e o beddua etmeleri, kızmalarını falan söylerken bir bakıyorsunuz. Bizde, Türkiye'de kadın yaşlanınca iktidara gelir. O gençlik yıllarında erkeğin iktidarı biter, bir daha kadın iktidarı olur. Yaşlı kadın çok önemlidir. Herkes ona saygı gösterir. Hatta eskiden bağırıp çağıran, dövebilen bile kocası karısına saygı göstermeye başlar. Evet. Ya yani ipler kadının eline geçiyor. Nermin Hanım onu çok iyi göstermiş. Peki Meral Orhonsoy'u neden tercih ettiniz? Meral'ı ben seçtim. Yani birkaç kişiye o zaman gittik. Şimdi isim vermeyelim. Oyun olarak, şekil olarak onun bir iki önceki filmlerini gördüm. Yani bana uygun olarak en şey içinde, o bayağı üç beş artistten konuştuk. Halil götürdü tek tek bazılarını. Yani bana uygun olarak en şeyi o geldi, Meral yani. Meral'in de en parlak dönemi. Yani Madenli ödül almış, evet. Antalya'da. Performanslarını gösterdiği dönem. İşte Kanalı çekiyor daha sonra. Çok Meral. Yardımcı oldu Meral filmde. Yani her... Çok da iyi Meral. Evet. Evet, gerçekten iyi bir performans çıkarmış. Bende şey var, Deniz Bey, bende ehliyet var. Meral'ın ehliyeti yok. Film çekilecek. Dış sahneleri var. Araba gerekir. Fakat o gün her gün ölüm çizgisinde. Dışarıda öyle mevzu var ki arabayı Meral kullanması şart. Bende de ehliyet var. Her taraf jandarma dolu ama o etraflar. Her dakika aranıyoruz. Meral'ın kucağına oturduk. Araba kullan. Gerçekten o şey yapıyor çünkü jandarma tuttuğunda Meral hemen bu yanı kayacak, ben kullanıyorum görüneceğini. Öyle oldu. Film her bakımdan maceralı bir film olmuş. Filmde çok tekrar başlıyorum. Filmde çok ilginç sahneler var. Ev ve bahçe sahneleri. Bahçede tavuk beslemeniz ve tavukların evle gidip gelme aralarında plan plan alıp geçişleri hep bunlarla değerlendirmişsiniz. Başka bir sahneye geçerken atlama olmasın diye araya bu sahneleri koymuşsunuz. Mesela çok doğal sahneler var filmde. Bir tanesi yağmur yağar. Evde çatı akmaya başlar. Adana'da bu kadar mı çok şiddetli yağmurlar yağar? Çok yani çocukluğumuzda çok olurdu. Böyle o sahneye de uyması gerekiyordu. Şey korduk hep, bizim eve de hep biz şey korduk. Küçük oldu. Filmde baktım küçük koymuşuz. O tarz bir şeydi. Yani küçük sahneler konurdu veya büyük sahneler. Hep olurdu bizim evlerde. Çok güzel bir ayrıntı. İşte filmi zenginleştiren noktalardan bir tanesi o. Yani ben de hatırlarım. Küçük küçük sahneler, çatıdan akan kiremit aktarması geç kalmıştır, kırılmıştır aradan. Evde akardı. Ve gece uyumanızı da sağlardı onlar çip. Çip. Bu tür sahneleri çok akıllıca kullanmışsınız filmde, geçişlerde. Evet. O günün de biraz Deniz Bey, yani o kadar üzüntü içindeki halkımız. Birazcık da o Meral'ın mesela o kırmızı laleler içinde koşturman filan, hayatın aslında ne kadar güzel olduğunu. Yani bu üzüntülerle biraz ters bakıyordum ben. Yani hayat öyle karamsar, kötümser değil. Doğanın ne kadar güzel olduğunu. Aslında Meral yoksulluk içinde ama onu nasıl neşeli şeyi kovalarken gördürdüm.
hiç üzüntü koymamaya bilhassa şey yaptım böyle. Bir parça o zaman şöyle diyelim, polyanacılık, yani hayatta daha da güzel, üzüntünün yanında başka güzel şeyler var. Lütfen fark edin, bunlarla mutlu olma. İnsanlar elindeki şeylerle mutlu olmayı beceremezlerse hayatın idamesinde büyük sorunlar yaşar, pesimist olur. Tamam. Yani siz bu pesimistlikten insanları çıkarma uğraşan tarzda bir üslup vermişsiniz. Nispeten onu nispeten böyle şey yaptım. Bir de Halil'den bana çok eleştiri geldi biraz bizim öğrencilerden. Halil'den hani kaçıp dağa gitmem var sahnesi. O da çok temel nokta yani. Halil'den nasıl çocuklarıma benim de düşkün olduğumu. Meral'a bazı sahnelerde ne kadar o birkaç portakal çiçeğini filan hep bilinçli koyduk. Nasıl bir aile bağı var. Böyle bir bağa dayanarak ne kadar çevre onu küçümsese de dağa kaçıyorsun Halil'den diye. Onu koyduk ama dağda da konuşmamızda şeyi söylüyorum. O da çok mühim filmde. Siverekli bir arkadaşım vardı. Kan davasından gitmesi lazım, bir cinayet işlemesi lazım. O çok da önemli bir sahne o da. Yani orada kaçışın temeli yatıyor. Halil diyor ki, o söyler de şey diyor ki Yavuz, işte benim Ahmet, orada diyor ki, Meral, çocuk o kadar bir gün içkili olduğu bir gün bana dedi ki, insanlar bazen iki tane olabilse diye, o da çok mühim. Nasıl çocuk sevdiği nişanlısı var, evlenecek, bir yanda da öldürmesi gereken bir mevzu var. Sonra mektup geliyor diyoruz, o da çok filmin ana yeriydi. Mektup geliyor, çocuk hapishanede 25 sene vermişler. Meral, zaten mektuplarına daha önce şey yazıyordu. Kendi evet, yazıyordu. O da çok şey çok planlı. Çok etkileyici. Mesela filmde beni çok etkileyen sahnelerden birisi portakal çiçeği. Evet. Yani biz portakal çiçeğini öyle bir simgesel karısına verir ki, Anadolu'da erkekler duygularını çok, bu sırf Anadolu'ya has değil, dünyanın her tarafında da erkek duygularını ortaya koymakta zorlanır. Çünkü duygularını ortaya koyduğu anda daha böyle insancıl, sevgi, aşk dolu olunca daha farklı konuma, kadının gözünde daha bir yumuşak duruma düşecek düşüncesiyle hep böyle ketum tutar kendisini. Evet, evet. Serttir. Seviyorum demez. Yani ama hissettirir yani bakışıyla, gözleriyle. Portakal çiçeği sahnesi de aslında karınızı ne kadar sevdiğinizin göstergesiydi. Evet, bir nevi onu bütünleştiriyor. İşte hep bu gidiş sahneleri, tercih sahnelerinin parçalarıydı onlar. Yani nasıl bağ içinde çocuktan alıp. Yani o... Tek tek sahneleri çok bilinçli. Arkasında düşünceyi sevk eden mesajlar olarak seçmişsiniz. Evet. Yani senaryonuzda ve çektiğiniz filmin senaryoya adaptasyonu, beraberindeki adaptasyonda ciddi bir emek ürünü olduğunu görüyoruz. Her sahne planlı, programlı, evet. Ve arkasından bir mesajın, mesaj öğretici mesaj değil, hatırlatıcı. Yani didaktik olduğunuz sahneler ileride var. Evet. Ama bu kısımlarda didaktik değilsiniz, doğalsınız. Ve en güzel filmin en hoş sahnelerinden birileri oluyor. Ne kadar güzel hazırlanmışsınız gerçekten. Estağfurullah. Yani ben tahmin etmemiştim. Filmi ilk defa bu kadar derinden konuşma mevzum ilk defa oluyor. Yani gerçekten şeye yansır yansımaz ayrı. Evet. Bunu ayrı bir program ama yapacağım. Ama siz çok bu kadar derin, güzel... Ben sinemayı çok seviyorum. Sinemayı seyretmesini de biliyorum. Yok, sorular ve her şey... Yani girip girmemesi... Ama siz de çok güzel, yani benim istediğim cevapları veriyorsunuz. Buna evet. Emin olun. Yani ben başkasından bu tür sorularım karşısında bu cevapla buna benzer cevapları alamıyorum. Siz filmi yutmuşsunuz. Evet. Çok rahat cevaplar alabiliyorum. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Halil'in kızı
sevgilisiyle bir tarla sahnesinde buluşması vardır. Biraz önce anlattığınız Meral'in lalelerle ilgili olan sahnesi gibi toprağın güzelliğini belirtirsiniz. O arada bir budaylar arasında böyle bir çökme sahnesi olur. Sonradan bunlar kaçarlar. Bu kaçma hikayesinin gerginliği yaşanıyor. Arkasından sürekli bir kovalama söz konusu olmaktadır. Peki siz bu kaçmayı filmde İstanbul'da sendikadan bir abim var diyorsunuz. Evet. Bunu niye bu tiplemeye sendikadan abinin yanına gitmelerini öneriliyor? Yani o zaman sendikal, burada bir simgecilik fark ediyorum. Yani sendikadan değil de uzak asker arkadaşım da diyebilirsiniz senaryoda. Ama sendikadan bir abimiz var, yardımcı olsun. Sendikadan olan abiler daha böyle öğretmen ve eğitici tarzda oldukları için koruyucu, kan davalarına karşı olduklarını mı belirtmek için? Örgütlü insan olduğu için bunlar. Örgütlü İstanbul'da her yerde arkadaşları var. Yani bunlar hem korur onları, emekçi şey çocuklar, işsiz, belli bir hata onlara göre işlenmiş. Ama sendikaya bağlı bir insanın kolları var, sevdiği onları insan bir işe de yerleştirebilir düşüncesiyle mi? Tabii yok, orada çocuklar böyle bir koruyucu, sendika yönünde örgütlü bir kişi olmasa yani onu eve sokmayabilir. Onları geri gönderebilir, bir sürü şey gelebilir. Hem akrabalık var, hem örgütten bir arkadaşlar İstanbul'da, bunu muhakkak işe alın ve ismini, cismini kaldırın diye gönderiyor güvenerek. Yani. O zaman bir tür eğitim süreci geçiriyor işçi, evet, sınıfı sendika vasıtasıyla. Sendika burada okulların zamanında yapamadığını işçi kesimine bir şeyler öğretme amacıyla bir okul gibi gösteriyorsunuz. Evet. Sosyal hayatta, günlük hayatta kişilerin eğitim sürecini hızlandıran bir nokta. Burada örgütün çok mühim olduğu var. Yani örgütlü insanın, örgütlü bir bağın etkinliğini daha ziyade belirtmek istediniz. Evet. Bu da hissediliyor zaten. Evet. Halil Meral'i alır karısını, derneğin gösterisine giderler. Başlıyorum. Siz Meral'i karınızı alırsınız. İşçi derneğinin gösterisine gidersiniz. Evet. Bu sizin Adana'da ki hayatınızdan bir bölümü, işçi derneğinin üstüne dama falan sinema, tiyatro sahnesi yapıp bir tiyatro hayatınız geçmişti. Evet. Ya yani oradan esinlenerek mi? Oraya bağlı, yani onunla bağlı. Yani bizim kurduğumuz Adana'daki mevzuda bu kutlamalar yapılıyor. Ufak ayrıntıları günlük hayatında yaşadığınızlarla birleştirmişsiniz, evet, koymuşsunuz. Orada oturuyorsunuz ve büyük bir gözlemcilikle sahneye bakıyorsunuz Meral'le birlikte. Meral'in başı eşarple bağlı ama çok güzel bir bağlama. Klasik Türk kadını bağlaması. Önden hafif sıçra çıkar ve bağlama. Kapalı mekanda olmasına karşın eşarbını çıkarmamıştır. Bunlar küçük ayrıntılar ama evet, Türk ailesinin simgesini veriyorsunuz. Tabii, evet. Peki, sizin üstünüzde bir ceket var. Bu ceket oturduğunuz an arka tarafından vatkaları çıkmış, yaka yukarıda, size bir numara büyük veya iki numara büyük bir ceket. Neden böyle bir büyük bir ceket giyme ihtiyacını hissettiniz filmin şimdi o sahnesinde? Acele şehre gidiyoruz ya. Böyle bir davetiye de pek gitmiş değiliz. Bu olayların mevzusu, etkisi de var. Orada eğri büğrü tabii, üstüne tam kıyafet giyecek bir durum değil. O gün hangisini bulmuşsa, onu ayıp olmasın diye o gideceği yere, onu üstüne alıp, herhalde bu çok olur. Yani bu tarz şey. Süslü plan, böyle bir şeyle oraya gitmesi zaten olmaz. Orada Ahmet'in de müziklerden sonra etkilendiği en önemli şey, çünkü böyle bir müzik dinlememiş hiç. Hiç dinlememiş, yani orada o saflık var. Hiç dinlememiş, nasıl olduğunu da bilmiyor.
işçi sınıfının o müziğinde en çok etkileniyor. Çünkü kendi de alın teri, emek içinde büyümüş bir insan orada çok etkileniyor. Yepyeni bir müzikle karşılaşıyor. O rüyasına da şeyine de giriyor. Yani o da çok... Yatağa girdiğinde zaten gece rüyasında o müziğin etkisini hisseder. Evet. Bilmiyorum nedendir hep gıcık oluyor. Ben ceketin büyüklüğünü şöyle algılamıştım. Emanet birisinden mi aldı acaba dedim. Çünkü hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Ama bunu iğrelti bir ceketi olduğunu hissini vermişsiniz. Omuzunuz evet. Yüksek yakın. Yok onları duruyor. Düşünemeden olmuş. Bir, böyle acilen o gidiyor. O zaman çok iyi çekişme olmuş. Yani bunları düşündürüyorsunuz izleyiciye. Ben seyrederken Emanet bir ceket ya da bu ara çok çalıştı da geçen sene biraz dan kilo verdi, ceket bolarmış. Yani o hava ilk defa böyle bir yerlerde çok özel günler için olan bir ceket havasını büründürmüşsünüz. Evet, böyle bir gösteriden çıkar, rüyalarına girer, çok etkilenirsiniz. Evet, o muhteşem sahneye gelelim. O otobüs sahnesi. Böyle bir olayın yaşandığını söylediniz. Evet. Tarama sahnesi. Çocuğu tabii o terör için o çocuk kucağında en sevdiği. Yalnız o oraya, yani çocuğun büyürkenki 23 Nisan var. Hani önceden çocuğun 23 Nisan'da söylediği şeyler var. Çok etkili 23 Nisan'a ait köyde yapılan o şey var. Aa, 23 Nisan. Es verelim. Bendeki kayıtta yok onlar. Seyret. Benim seyrettiğim filmde onlar yok. O sahneler yok. 23 Nisan yok mu? Yok. Bendeki kayıtta yok. Yani ben bilmiyorum, görmedim. Sadece şeye gireceğiz. Araba sahnesini konuşurken Atatürk heykelini size gösterir. Şimdi 20 ben onu size olduğu gibi şey yaparım. O zaman iletirim ben. İletirsiniz ama şöyle yani 20 Nisan'da şöyle köyden okullar var. Öğretmen diyor ki 1. 2. 3. sınıflar bahar geldiği için dışarıda oturuyor. Sen şu şeye çalış. Sen şu şeye koro günü bak orada çok güzel bir sahne. Yok. Ben 23 Nisan kutlanıyor. Kanal 1'de yayınlanan görüntülerde yok. Yani o yayınlanmış halinde. Şimdi televizyonlar biraz süre uzun olunca hemen bir bölümleri kesip atıverirler. O yüzden bu sahneyi atmışlar. Bu atılacak sahne değil. Şimdi arabada nereye yolculuk yapıyordunuz? Bunlar kayıt dışı. Sonradan konuşmaya gireceğiz. Arabaya bindiniz. Elif'i kucağınıza aldınız. Köye dönüyoruz. Köye dönüyorsunuz. Eğlenceden. Şimdi başlayalım. Oradan başlıyorum. 23 Nisan'ı söylemeyin. Çünkü görüntüler olmazsa off geçer şeyden. Keşke getirebilseydim. Yani bak bu telaş. Nüfus kağıdı da unuttuk. Öyle mi? Çekilmiyor değil mi şimdi? Çekiliyor. Önemli değil. Biz onları bu bölümleri atarız. Gelirken nüfus kağıdı da unutmuşuz. İşte dün telefonla aradım sizi. Nüfus kağıdı hiçbir otel almadı ben burada. Yani nüfus karakola gittik. Evet. Onun için bu bazı sizin çocuğa da aslında onu getiririm demiştim. Nüfus kağıdı da onu da getirsem ben de seyrederdim. Şey olarak. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Ben sonra 23 Nisan konuşmalarınızı tek başına alacağım. Görüntüler geldiği zaman onu kullanabilirim. Şimdi ben size evet şey diyoruz. Evet. Yani otobüsten dönerken ki vurulma yerine siz geldiniz. Evet oraya geleceğiz. Şimdi ondan önce şey diyorum. Ben tekrar başlıyorum soru sormak. Ertesi günü dönüş yapıyorsunuz, eğlenceden dönüyorsunuz, bir otobüse biniyorsunuz. Bindiğiniz otobüste kızınız kucağınızda bir Atatürk heykeli görür kızınız. Aa baba Atatürk der. Bu sahneyi niye kullandınız? Atatürk kelimesinin işte 23 Nisan'da çocuğun en büyük tanıdığı köyde en değer verdiği öyle büyümüş çocuklar.
En baba şehirde de onu görünce 23 Nisan etkisiyle baba bak Atatürk diye çocuk içinden. Ha, bayramın gösterilerinde ve okulda yerleşen, öğrendiği için ilk defa şehirde karşılaşmasından diyorsunuz. Evet, çocuğun o sevgiyle onu baba bak Atatürk diye. Bir arkasına da yani şeyi getirmemin arkasına taranmanın aslında biraz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete de o silahlar yani yansıyor yani. Anladım. Orada da bir simgesellik yapıyorsunuz. Evet. Bu taranma sahnesi gerçek hayatta o yıllarda çok oluyordu. Evet. Yani siz bu taranma sahnesini Adana'da bir gerçek olaydan mı aldınız? Adana'da o zaman yani en azından ayda bir böyle tarama, otobüs taramaları oluyordu. Öldürme bizim arkadaşlar söyledim. 7-8'i kimini yazlanede bize o öğrencilerim olduğu için beni seçtikler. O dar yolda eve giderken dar yolda karşıdan farı gözüne edip araba vurdum atacak. Bize seçtikleri o gün öldürme için buydu. Birkaç yol değiştirdik. Nereden? En son işte İstanbul'a gittik. Yani o gün bu taramalar öyle günceldi ki yani gayet tabii bir şeydi yani o günkü otobüs taramaları. Otobüs çok ilginç. Bir tekli, öbür tarafta ikili koltuklar var. O zaman ikili ikili olurdu koltuklar. Bu bir servis aracı mı falan mıydı? Otobüs farklıydı. Evet, servis aracı mıydı? Bu İskenderun'a giden araçlardan biri miydi yoksa? Hayır, Osmaniye Aslantaş'taki yani servis aracı. Barajdan, çünkü belli bir işçi taşıma aracı olduğunu, çok bütün ayrıntılara dikkat etmişsiniz filmde. Yani bir işçi arabasının getirilip götürülmesi, bir işçi şenliğinden sonra olması. Peki taramada kızınızın ölme bölümü var, öldürülüyor. Kurşunlardan biri ona isabet ediyor. Niye kızınızı oldu? Yani karınız olabilirdi. Siz olsanız film bitiyor zaten de. Neden kızınızı o taramada öldürmek istediniz? En etkili olan, en sevdiğin bir parçan olarak kızı tabii. Çıkartma sahnesi arkasına olmaz. En sevdiğin bir parça senin kucağında taranıyorsa şeye gitmiyorsun, mezarına gitmiyorsun, gömülmeye gitmiyorsun, susup kalıyorsun. Öyle bir birikim oluyor ki. Ve şok geçiriyorsunuz. Aslında orada bir travma var. Sizin yaşadığınız bir çok travma. Çok dikkatle o seçildi yani. Özellikle gerçekten kızınızın biriken, o birikim gece kalkıp da çocuk orada diye. Evet. Çok güzeldi o. Ve eve geldiniz, gömüldü, etti ve siz gece yarısı bir anlattığınız gibi yataktan fırladınız. Fırlama da değil, neyden o? Fırlama da değil. Yani kendinde değil, daha toparlanamamış. Yani çocuğun öldüğüne inanamamış bir durum var orada. Meral hatta bana çok kızdı. Otobüste niye böyle fervi hareket etmedin çocuk mucuk? Halbuki biz geriye yönelttik bunu. O birikim geliyor, o hele yatakta da görmeyince çığırından çıkıyor mezara giderken. Yani o böyle yaşanmış bir hikaye var galiba. Şey var, bu tarz değil, bu benim tabii konum. Fakat bir babanın Adana'da çok benimle tanıştırmak istediler. Olmadı, bir ben yok dedim ya, içime batar şimdi. Adam ne kadar üzgündür dedim. Birkaç kişi beni adamla tanıştırmak. Beni çok etkilemişti. Onu not almıştım ben. Bir babanın duygusu olarak. Çok önemliydi o sahne. Benim için not aldım. Mezardan çıkarmak istersiniz. Yani çok çok ilginç bir sahne evet, bu. Çok önemliydi. Ve yağmuru da bir oyuncu gibi evet, kullanırsınız orada. Dışarısı yağmurdur. Sarı sıcak bir yağmur. Adanın o sarı sıcak yağmurlarıyla. İnanılmaz bir sahne. İnanılmaz bir sahne. Filmin en vurucu sahnelerinden birisi o. İşte hakiki şeylerle birleşerek yani etkili oldu. Ben işte 3-4 şey birleşiyor. Terör olsun, şey olsun, baba sevgisi hepsi birleştirerek yani çok dikkatle seçtim onu. Filmde amatör oyuncular da var.
Bu işçi derneğinden mi değerlendirdiniz amatör İşçi hocam? İşçi partili yukarıdaki arkadaşlar, binanın yukarısı işçi partisiydi. Oradan arkadaşlar var, işçi kültürden var, genç öncüden var. O genç öncüden birkaç arkadaşlar var. Şeyin Töpler'den, sevgilisi, kaçan Halil'in kızının sevgilisi, evlendiği, kaçtığı çocuk amatör oyunculardı. Halil bizim baş şeyi sendika şeyin, onu çağırmanız lazım. Azam niye gelecek? Halil dede o şeyin, Yeşilçam'ın en eski şeyi işte, ışıkçısı. Yok, onu söylemiyorum. Kız kocaya kaçar ya. Hani İstanbul'a giderler. Çocuk, onu soruyorum. Yani kaçtığı çocuk amatör bir oyuncu mu? Amatör işte Halil'i ben diyorum. Halil o, Halil. O da mı Halil? Halil Dedeoğlu. Halil dede yok mu Halil? Biliyorum. Tabii. Halil dede amatör işte. Şey yani ışıkçımız filmin. Evet. Yıllar o kadar hızlı geçmiş ki. O zaman o da o genç. Gün beni aradı Halil. Ne için? Ya Yavuz abi Adana için geleceğim dedi ama o kadar ihtiyarladım ki dedi. O hazırlan ha dedi. Telefon etti Halil dede. Kardeşim rolünde. Evet. Askerden evet. Gelen o kardeşim rolünde. Amatör onlar. Onu söylüyorum. Evet Halil dede ben onu şey yaptım. Ama o zaman siz dediğiniz doğru. Çok gençti yani o zaman. Evet. Evet, onlardan çok gençti. Gerçekten de çok gençti. Peki 65 yaşında şimdi. Bakın sizden beri ne kadar büyük yani. Evet. Ama o zaman yaşını da göstermiyormuş herhalde. Evet. Onlar öyle candan oynuyorlardı ki. Çok. Evet. Çok. Yani. Elif'i oynayan, kızınızı oynayan. Meral söyledi mi onu Elif'e? Hayır, söylemedi. Hatırlamıyordum. Meral da şimdi köyden şey benim kızım olacak ama senaryoyu yazmışım Elif diye ben senaryoda oynayan. Meral'le hani okullar tatil olurken gel beraber bakalım dedim. Gittik öyle bir kız yani onların içinden yani böyle çok içime oturan bir o çocuğu gördüm. Hele biriyle gülüşünce gülüşündeki o sıcaklığı gördüm. Meral sen şunun bir bak hele kim bu çocuk dedim. Ondan evvel o şeyin Aslantaş'ta çalışanların böyle getirdikleri birkaç kız vardı. Gücenlemek için olmaz bu dedim Meral'a. Hani o köyün içinden bir kız almamız lazım. Onlar getirdiler nispeten palıza gibi çocukları. Hani olmaz bak köyün içinden burada yetişen bir kız olacak. Onu seçtik getirdik. Bir gün ondan sonra ben şeye yazdım. İsmin ne dedin? Elif dedi. Ya donup kalır. Meral dondu kaldı yani. Senaryo yazmışız Elif diye. Böyle onun da hatırası yani okuyacağımızda. Meral'ın odasında çok önemli. Bir gün gece kalması gerekiyordu çekim için. Meral sabah beni çağırdı, çocuğu yolladı. Bir baktık ilk defa baba evinin dışında. Yastık nasıl olmuş? Ağlaya ağlaya su gibi. Ama bir sesini çıkartmamış. Bak Yavuz dedi çocuk gece bütün gün ağladı dedi. Hiç dış evde yatmamış ya aile dışında. Meral bunları unutmuştur belki. Halbuki çok buralara çok detay girmedim. Bunları sizinle konuşacağım diye girmedim. Yani evet, Meral öyle çocuğu seçmem biz genel yani. Konuştuk evet. Yolcuları, bilgileri aldık. Bunları sizin anlatmanızı evet. istedim ben. Yo, bu sefer sizin anlattıklarınızın cazibesi kaçacak. Ben sizin ağzınızdan tabii, istedim. Tabii. Yok çok orijinaldi yani Meral. Nasıl bu soyadı, şey ismi böyle tutabilir o kadar kızın içinden onu seçtin diye çok şaşırmıştı da benim o aklıma geldi. Peki jenerikte Elif'in ismini Küçük Elif yazmışsınız. Belki Küçük Emrahların falan ilk babası siz oluyorsunuz. Neden ismini söyledin? Yok onlara ben asistanlar ya benim hiç pek ilgim olmadı o şeylerle falan. Yani onlara şey yaptılar isimleri falan hiç şey yapmadım ben yani.
son filmin sonu olarak düşündüğünüz sahneyi çekmeden önce karar vermekte zorlandınız mı? Birkaç tane son var mıydı kafanızda? Yok, yok. Baştan beri hep aynı şekilde bitiriyorsunuz. Yani. Örgütlü gücün gelecek için yani bir nispeten bu kesimi kurtaracağı çizgisiydi. Örgütlü mücadelenin, örgütlü sendikal olsun, başka şeyler olsun, örgütlü hayatın yani nizamı koruyabileceğini ve haklarını elde edebileceğini vurgulamak vardı yani. Çıkış ancak Ahmet gibi köyden olana da orada Ahmet şey iş bulur mu bulamaz mı ama hala ola belki bir şeyin yanında kapıcı olurdu bir fabrikanın yanına. Yine o kurtarabilir. Ama 30 yıl çalışmış Ahmet karısıyla elinde sepet. Nereye gittiği 10 lira cebinde. Ne demek bu ya? Ne demek bu insan 30 sene her şeyini hiçbir geleceği olmadan harcayarak gidiyor. O da 10 lira, hala oğlu da 10 lira alıyor, sen de 10 lira alıyorsun. Bir sepetle dönüyorsun. Orada tabii çocuğun ölümüne karşı hamile oluşu var. Yine moral bozmamak için çocuğun karnındakinin hareket ettiğini koyduk. Ki gelecek yine vardır yani, gelecek olacaktır. Evet, finali onun için size sordum. Çünkü hamileydi. Bu hamile doğurmadan bıraktınız. Aslında çok güzel bir noktada bıraktınız filmin sonunu. Gelecek var diyorsunuz. Evet. Yarınlar karanlık değil diyorsunuz. Evet, tabii. Filmin başından beri anlattığınız ne kadar kötü günler yaşansa da umut insanın içerisinde beklenti ve güzellikleri taşıyan noktadır. İnsana enerji verir. Filminiz pesimist, karamsar bir film değil. Sorunları gösteren, işaret eden ve çözümü bulmak için herkesi çalışmaya davet eden bir film. Evet. Birleşmeye davet eden bir film. Efendim ağzınıza sağlık. Ne niyetinize geldiniz? Böyle bir programı oluşturdurmakta katkınızdan. Ben çok memnun oldum Cengiz Bey. Çok teşekkür ederim. Her yönden bu fırsatı verdiğiniz için. Unutmayacağım bir gün oldu bugün. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bir filmin hikayesi programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi ben filmin